çok para sahibi olmanın böyle bir gösterişi, bununla kendini değerli hissetme, çevreye işte bunları, bu parayı saçmayı gösterebilme. O zenginliğin göze sokulduğu şeyleri çok yaşadık ve Evet. gerçekten izledik de bir yandan. Biz de sanki hipnoz olmuş gibi Ama yani. çok garip bir Müthiş durumdu. izle. Evet, çok garip Değil değil mi? mi? Var Çok mıydı böyle bir garip. şey? Bir de Nedir bu? Neyin inanın. eksikliği insanlara bunu yaşatıyor Şimdi hocam? bizim toplumumuz için özellikle bu çok garip bir durum. Çünkü biz bakın şunu hep unutuyoruz. Yani biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Şimdi bu üç soruyu sormadığımızda biz kendimizi hiç anlamıyoruz demektir. Şimdi bizim geçmişimize bakarsak eğer, bırakın böyle ortalıklara para saçmayı. Benim çocuk, genç kız falan olduğum dönemlerde parayı göstermek o kadar ayıp bir şeydi ki. Hatırlar mısınız siz babalarınızdan falan? Ha. Değil Böyle mi? tabii. Hesaplar böyle Evet. gizli Bu yoktu yani bizde. ödenirdi. Cüzdanını açığa Böyle bir şey yoktu. çıkarmazdı insanlar. Evet. Bir memura maaşı sorulmazdı. Bu Evet. çok ayıp bir şeydi. İnsanlar varlığını çevreye göstermemeye özen gösterirdi. Bakın böyle bir yerden bugün buraya geldik. Halbuki şunu hiç unutmayalım. Biz nereye gelirsek gelelim, bizim ruhumuz, zihnimiz, bilincimiz hala atalarımızın fabrika Taşıyoruz. ayarlarına ayarlı. Yani o bizim kültürümüzdeki kodlar var ya, onlar hiçbir yere gitmiyor yani. Hala orada duruyor. Özümüz çünkü, değil mi? Özümüz o. Ve bu... Ben tabii bunları hiç onaylamıyorum. Bunları doğru bulmuyorum. Ve bizim toplumumuzun da bir süre sonra buralardan hızla çıkacağını düşünüyorum. Fakat içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar, işte işsizlik, kiminin yani aradaki böyle makasın giderek açılması filan bunlar tabii bizim toplumumuzu etkiledi. Yani bu makasın bu kadar açık olduğunun, bu kadar mesela göze sokulması, Evet. tabii ki o lüksü yaşayan insan tarafından mükemmel bir mutlulukmuş gibi gösterilse de tam karşı tarafta o telefonu alabilecek bütçeye sahip olan insanların gördüğü ve hissettiği şeylerle kuramadığımız empati mesela biraz konuşabiliriz, değil mi? Evet. Yani tabii ki de herkesin belli bir hayat standardı var ama Tabii. bu demek değil ki, ben şimdi mesela şeyi düşündüm. Çocuğum mesela benden para isterken ya galiba dişim düşüyor. Şimdi ben bu dişi yatağın altına, şey yastığımın altına koyarsam eğer belki yarın bir para gelebilir. Ne kadar gelebilir anne? Bilmiyorum oğlum diyorum. Diş parası yani. Şimdi parayı bile ben çocuğuma çıkartıp şöyle vermiyor. Yastığın altına hani koyarak bir sebepten dolayı, bir adetten dolayı olduğunu öğretirken sosyal medyada sınırlayamadığımız noktada, Evet, bir yerde sınırlamaya evet. çalışıyoruz ama bu çocukların bu lüksü ve bu arabaları, yani dilekler değişmeye başladı. Hayattaki amaçlar değişmeye başladı Evet. çocuklarımızda. Şimdi biz Evet. kendimizi, çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Çağla'cığım bir kere öncelikle bu anlattığım şeyi ülkemiz, toplumumuz adına çok tehlikeli buluyorum. Çünkü biz insanoğlu, yani biz ruhumuzu parayla, somut şeylerle doyuramayız. Çünkü bir gelir iki isteriz, iki gelir üç Tabii, isteriz. tabii, Yani tabii. böyle bir kodu var bizim zihnimizin. Yani doyma noktası yoktur insanın. O nedenle yani bugün bunu aldın ve o bir iki gün sonra yenisini ister içimiz. Şimdi bunlardan kurtul yani bu da nereye götürür insanı? Doyumsuzluk, mutsuzluk, hiçbir şeyle huzur bulamama, mutlu olamama gibi yani hiç de istemediğimiz yerlere götürür. Hepimiz için de durum böyledir. Yani çocuklarımız için de işte bizler her Tabii ki bizim yaş için de için geçer. durum bu. Şimdi yani bir tarafımız biz bazen şeyi unutuyoruz yani hem insan böyle büyük işler başarmış, muhteşem bir varlık ama bir yanıyla da çok zayıf, o işte belli kodlarla ayakta durmaya çalışan, yani bir tarafı eksik bir varlığız. Yani gücümüz yetmeyebiliyor. İşte bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için
toplumsal kurallara, ayıplara, günahlara, yani bizi sınırlayan bir takım örf ve adetlere çok ihtiyacımız var. O özümüze geri dönmeye ihtiyacımız var. Az önce evet. bahsettiğiniz şey değil mi? Şimdi bu böyle bir şey moda ya birazcık da göze sokmak evet. Gibi bir şey var. Aslında işte yeni moda olan bir kıyafeti giymek ve modası geçtiği zaman onu atmak gibi. Evet. Keşke bu servetin ve lüksün gözümüze sokulan o moda bir an önce geçse. Özümüze dönsek keşke. İşte maalesef yani düşünüyorum da bu şimdi her şeyiniz var. Paranız var. Her şeyi alabilme gücüne sahipsiniz. Fakat bir doyumu var mı bunun? Yok. Yani bugün alıyorsunuz, daha siz eve gitmeden yenisi çıkıyor. Daha evet. güzeli çıkıyor. Daha konforlusu çıkıyor. Filan yani bunu, onu da al, bunu da al. İşte biliyorsunuz yani her konuda giysiler, ayakkabılar, çantalar, evet. takılar, her şey. Sınırsız bir haz isteğiyle. Yani yenisi çıkıyor tabii ve... Tabii. Artık evler ağzına kadar doldu, bunları nereye saçacağını bilmiyor insanlar ama hani zannediyoruz ki bunu yapmak insanı çok mutlu eder. Ay maalesef etmiyor ya. 3-4 dakika edebilir. Edemiyor. Çünkü dediğim gibi yani bununla doyamıyoruz biz. Ama mesela size başka bir şey söyleyeyim. Mesela ben onu sende de görüyorum. Sen işine çok bağlı, çok düşkün, işini çok zevkle yapan birisin. Ben de öyleyim. Yani çalışmayı çok seviyorum. Ama bizim bu çalışmayı çok sevmemiz de bizim doğduğumuz evler, bize nasıl davranıldığı, nasıl bir hayatımız olduğuyla çok ilgili. Çok. Yani biz öyle pat diye böyle olmamışız. Bunun da bir geçmişi var. Şimdi yapılan araştırmalar şöyle bir şey gösteriyor. O kadar bana ilginç gelir ki bu. Şimdi... İşine karşı motivasyonu çok yüksek, çok zevkle yapan, çalışmaktan böyle kapılmış gidiyor. Sen ve ben örneğin evet, evet. ve daha pek çok İkisi. Böyle insan var ülkemizde. Şimdi bunların şeylerine bakmışlar, beyinler bundan nasıl etkileniyor diye. O anda mesela serotoninler, endorfinler, dopaminler yani bizi mutlu eden hormonlarımız, enzimlerimiz vardır. Bunlar acayip salgılanmaya başlıyor ve oraya Hı-hı. kadar gidiyor ki bizim genetiğimiz, genetik yapımız, DNA'mızı bile değiştirebiliyor bu. Yani o derece etkin oluyor. Hı-hı. Şimdi bunu niye söyledim? Hani onu da al, bunu da al, daha yenisini al, daha Hı-hı. büyük evlerde otur, daha lüks arabalara bin. Mesela bunların insanları mutlu etme seviyesiyle, şimdi biraz önce anlattığım örnek var ya, mukayese edilemez yani. Bizler mutluluğu doğru yerlerde aramayı öğrensek çok daha mutlu insanlar haline gelebileceğiz. Yani illa da böyle bizim gibi çalışsınlar demiyorum. Bu da bir tercih meselesi evet, yani. Evet, tercih meselesi. Yapı meselesi birazcık daha. Tabii canım. Tabii. Nerede arasınlar mutluluğu? Bakın herkes mutlu. Önce mutluluk, ben size bir mutluluk tarifi vereyim. Yani mutluluk dediğimiz nedir? Şimdi bazen sevinçle mutluluğu çok karıştırabiliyoruz. Mesela biraz önce bir örnek verdim ya. Hayatı böyle yoksulluk içinde geçmiş. Perişan, bu yüzden hem maddi hem manevi çok yıpranmış biri bir anda bir parası, piyangodan para çıktı, bir yerden miras geldi filan. Değil mi? Onun sevincini düşünebiliyor musunuz? Bakın bunun adı sevinç. Sevinç dediniz. Mutluluk değil bu. Hmm. Bu büyük bir sevinç. Hmm. Veya işte çocuğa çok sevdiği bir dondurmayı aldınız. Ne büyük bir sevinç. Veya işte çok beğendiği bir oyuncak geldi. Ne büyük bir sevinç. Ya da biri çok sevdiği birini uzun süredir görmüyordu da aniden falan. Bunlar büyük sevinçler. Şimdi sevinç nasıl bir duygu? Böyle çok yüksek bir anda böyle hop diye bizim yüreğimizi hoplatan bir duygudur. Fakat sevinçler geçicidir. Yani bir şey olur, çok seviniriz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş o böyle aşağı doğru iner. Sonra normale bağlanırız. Şimdi mutluluk böyle değildir. Mutluluk hem bu kadar yüksek değildir ve de eğer bir insan hayatıyla ve kendiyle barışıksa, yaşama sevinci varsa, yani
yaşıyor olmaktan, nefes almaktan, hala yeryüzünde olmaktan. Hatta şimdi aklıma geldi. Bu çok hiç unutamadığım bir örnektir benim, yani mutluluğa. Bir arkadaşım vardı, yıllardır arkadaşlık ederdik. Adı Filiz, rahmetli oldu şimdi. Onu da rahmetle buradan anayım. Böyle çok güzel filan bir hayatı vardı yıllarca. Fakat sonra bir takım hayatında ciddi maddi zorluklar başladı. Hiç beklenmeyen bir durum ve o kadar zor durumda kaldılar ki. Ve ben de hep onun yanında olmaya çalışıyorum. Hani o zorluğu daha kolay atlatsınlar diye. Hı hı. Yani manevi destek vermeye gayret ediyorum. Bir gün yine böyle konuşuyoruz. Bana dedi ki, ben dedi hala yerin altında değil üstündeyim. Hala nefes alabiliyorum. Hala gökyüzünü görebiliyorum. Denizi görebiliyorum. Ve sağlıklıyım. Onun için dedi, ben hala yaşamayı çok seviyorum ve böyle olduğu sürece bunları atlatacağımı düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.